Evet arkadaşlar, burası Ahmet Beyliğin belediye kampingi. Güzel ses. Diye almayarak çıkardık zamanlar çalışmıyor. Ana babasının isteğine olmaz diye bir sözcük diye o zamanlar. Birkaç hafta sonra sessiz bir törende 60'ına gelmiş en defendiği çatladılar. Son güne kadar Hüseyin'in ölü haberini almadığı bile bekledik çocuğu. Biliyorum işte ben de bir arzum kaldı sende. Hayra oldum sana oldum. Eminim yok mu sende? Hüseyin'in yasını tutmasına fırsat olmadan, sığma işlemeleri aldığım yolda giymeden Yılmaz'ın Emin Efendi'nin evine girdi. Evet arkadaşlar, Karavan Palas'ın yanına geldik. Bezlerine tahta kalıplarla desen vuran yazma ustalarındandı Emin Efendi. Meydan camisinde namazını eda etmeden evine gelmeyen yalnız bir adam. Önceki evliliğinden olan çocuklarının her birinin şehitlik haberi gelmişti. Değil hediye kızın tazeliğini, dünyayı armağan etseler içinde ölen yaşama sevinci dirilesi değildi. Hediye kız bu kocamış erin evinde hediye kadın olup çıkıverdi. Yüzünü güzel yaratmıştı Mevla ama talihi kötüydü hediye kızım. Yaşlı da olsa kadrini kıymetini bilen, başına kapak olan, namusuna sahip çıkan erini Azrail alıp götürdü çok zaman geçmeden. Daha evleneli bir yıl olmadan dul kaldı hediyecik. Bir öğle üzeri kapıyı çalan kalıpçı çırağı, yenge Emine mi öldü diye haber getirdi. Hediye kadın gözyaşı akıtıp oturdu köşesinde. Ölüm acısı geçip yasını unutmadan yalnızlıkla baş başa kalan arkadaşlar haksızdı. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılı. Baba önüne dönse eline ocağını ne yapacak? İyi kötü benimsemişti yine hayatını. Kocasından kalan malın mülkün icarıyla geçinip giderdi. İbadet edip arkadaşlar burada tuvalet var, duş var. Ne haktan ne hükümetten korkunç. Bulaşık yıkama yeri var. Korumadı dediği yasıyla baş başa. Kocaman bir konakta tek başına yaşayan muhtarı buradan çok karar veriyor. Bu kimsesi kadıncağının malla mülküne el koymak zorundadır. Karanlık bir geceleri koca evin çift taraflı kapısının önüne vardı eşkıyalar. Masum kadın kapıyı açmaya korkunca omuzlayıp kırdılar, girdiler hep beraber.
Evet arkadaşlar, burası da park yeri. Çekme karavan, motor karavan. Nice zaman sonra günleri geçti kızdan. Başka köylerde başka tanesiz tarihleri görüldü. Bir sabah atın arkasına atıp kutupa getirdiler. Fakirciler caminde sabah namazından çıkan yaşlılar kaldırıma düşmüş bir kız buldular. Üstü başı yırtılmış, ağlayan bir çağrının başına takılan komşular var. Diye henüz atıp kalk döndü. Fakat yolu kaldırı bizi çekiyor mu? Çekmedi. Evet arkadaşlar, Ahmet Beyliği. Anadolu'nun giden gelmiyor diye Türkler de duyacak olarak da sınırı geçiren bu şeyin dağın taşın çiçeğe büründüğü bir tahal başında çıkıp geri verdiler. Mahkumların savaşı yanına burada marketler var. Her zaman onu söylüyorum. Yıllardır söylüyorum. Arkadaşlar şimdilik bu kadar.